Bir insana baktığımızda onun iyi yönünü görmeye odaklanalım. Yanlışı çocuk da görür. Bunun için eğitim almak gerekmez. Bunun için büyümek gerekmez. Bunun için akıl gerekmez. Otomatik olarak her insanın istemediğimiz kadar iyi yönü var. İstemediğimiz kadar derken olumsuzluk anlamında değil. Tam şöyle kurmak daha doğru olur cümleyi. Tahmin edemeyeceğimiz kadar iyi yönü var. Ama ben onun bir eksiğini görmeye odaklanırsam eksiğini görür. Bana ne faydası var? Ben şimdi şu sırada diyelim ki 20 kişi var. Her birisine baktığımda dedim ki şunu niye giymiş, şöyle niye oturmuş, şöyle niye bakmış. 20 kişi de bunu görmüşsem 20 tane olumsuz fotoğrafı zihnime kaydettim. Zihnimdeki kayıtlar olumluysa yüz ifadem olumluya döner. Olumsuzsa yüzüm asılır. Yüz ifadem değişir çünkü psikolojim bozulur, çünkü hormonlarım değişir. Kendime kötülük yaptım. 20 tane kötü fotoğrafı gönlüme asmakla ben ne kazandım şimdi? Karşımdakinin ruhu bile duymuyor. O zaman maksat olumsuzu görmek değil, marifet olumluyu görmek. Başörtü ne kadar güzel yakışmış. Ne güzel dinliyorsunuz. Ne kadar ilgilisiniz. Ne kadar hoş giyinmişsiniz. Ne kadar güzelsiniz gibi. Dolayısıyla insanların iyi yönlerini görmek hüsnü zanna vesile olur. Hüsnü zan esastır. Diyelim ki birisinin bir yanlışını gördünüz. Gördük. Unutmuştur. Bilememiştir. Farkında olmamıştır. Doğrusunu bilemediği için öyle yapmıştır gibi onun zihnimizdeki imajını düzeltecek haklı gerekçeler üretelim. O yüzden insan hakkında olumlu ve iyi düşünmek insanın kendisine iyi gelen, ahlakını güzelleştiren bir durumdur. Bir başkası, bir insanın yanlış yaptığını gördük. Ve hiç de beklemediğimiz birisinin oğlu, kızı ya da kendisi nasıl yaptı diyeceğimiz bir şey yaptı. Ben öğreniyorum ki, şöyle söylemeliyiz. Allah'ım, o yanlışı ona yaptıran nefsin daha azgını bende de var. Sen ona yardım et, beni ve ümmeti Muhammed'i de böyle yanlışlardan koru. Mevzu etmeyeceğiz. Kimseyle asla paylaşmayacağız. Ve size şunu söyleyeyim. Birisini kınarsak, büyük konuşursak başınıza geleceği garantidir. Böyle bir şey yaptıysanız tevbe edin. Secdede ağlıyor musunuz? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah'a nasıl kendinizi affettiriyorsanız onu siz düşünün. Sakın. Bir hanımefendi diyor ki üç şeyi kınadım, üçü de başıma geldi diyor. Bir arkadaşımı gördüm, çok kiloluydu. Ben öyle kilolu olsam eşimin yatağına giremem dedim diyor. Bir hormon bozukluğu yaşadım, şimdi ben daha kötüyüm diyor. Benim böyle çocuğum olsa ben onu eve almam dedim, benim çocuğum daha kötüsünü yaptı, hadi alma diyor. Eşim beni aldatsa, bir arkadaşın eşi onu aldattı, eşim beni aldatsa anında bitiririm dedim, bitiremedim diyor. O yüzden Allah korusun, birilerinin başına talihsiz şeyler gelebilir, sadece dua edelim. Ve niyet tutarak sadaka verelim, onun başına gelenin daha ağırı bize de gelebilir. Allah ona yardım etsin, bizi de korusun. Böyle düşünmek çok sağlıklı ve mantıklıdır. Ayrıca bize iyi gelen çok önemli bir husus daha var. Kolay kolay yapamadığımız ama yaparsak çok iyi gelen bir husus. Her birimizin gençliğimizde, orta yaşlılığımızda ya da yaşlılığımızda bizi kıran, bizim de onları kırdıklarımız olmuştur. Ama bazı yaşanmışlıklar vardır ki insan onu asla unutamaz. Hatırladığı zaman aradan yıllar geçmiştir ama ağlayacak kadar hala ona üzülmeye devam eder. Kim sizi kırdıysa, kim sizi üzdüyse ve hatırladığınız zaman hala kalbiniz, yüreğiniz acıyorsa size şunu tavsiye ediyorum. 1. Siz o durumda olmadığınız için Allah'a şükredin. O kadar kıran siz olabilirdiniz. Bir defa Allah sizi korumuş, bunun için şükredin. 2. Allah sizi orada üzmüşse bir başka tarafta sevindirmiştir.
Ben şunu öğrendim. Allah size bir şeyi duyuruyorsa bir şey öğretmek istiyordur. Bu İbn Arabi dersleri aldığımız hocamız bir keresinde dedi ki yanımda bir kedi miyavlasa hemen acaba bir ihtiyacı mı var da Allah bu sesi bana duyurdu derim. Kediye bir şey verebileceksem veririm. Bir yere hani bacağı ya da kuyruğu sıkışmışsa ilgilenirim dedi. Yanımdan bir ambulans geçmişse hemen bir Fatiha okurum ve Ya Rabbi işlerini kolaylaştır. Ya Rabbi şifa ver. Hastaysa şifa ver. Vadesi yetmişse iman Kur'an nasip et diye dua ederim dedi. Bir cenaze geçmişse mutlaka Fatiha okurum dedi. Allah bana duyurduğu şeylerde benden bir şey bekliyordur dedi. Bu arada bir şey daha söyledi. Eğer dedi evinize bir hırsız girmişse neden bitişik komşuya girmedi de size girdi? Acaba Allah'ın sizin evinize hırsız girmesiyle size duyurmak istediği mesaj ne olabilir dedi. O var olan takılarımız, mücevherlerimiz ya da paralarımız ya da ne bileyim değerli eşyalarımızla biz kendimizi bir şey mi zannettik acaba? Bizim mi zannettik acaba? Biz varız diye kendimizi yüksekte gördük de olmayanları küçük mü gördük acaba? Allah'a şükürle kulluk etmemiz gerekirken o var olanlarla şükrü mü unuttuk acaba? Ne oldu acaba? Birilerinin heyecanı, ümitlerini mi çaldık? Heyecanlarını mı çaldık? Sadakamızı, zekatımızı mı eksilttik? Allah bizim bu hırsızlık olayıyla ne düşünmemizi istiyor? Bunu düşünelim. Bir diğeri, kayınvalidemi bana kışkırtıyor. Örnek veriyorum. Kayınvalidem rahmetli oldu. Gerçi bizim tek kişilik savaşlarımız da oldu, tek taraflı. Benim onunla derdim yoktu ama ben Samsun Vezir Köprülüyüm, o ordu mesul diyelim. Ordulu olsun da topraktan olsun diyecek kadar fanatik bir orduluya Allah en büyük ceza olarak Samsunlu bir gelini verdi. Kesinlikle bana çok katlandı, çok sabretti. Ne kadar eziyet çektiğini tahmin edemiyorum. Çünkü eve her gelene oğul nerelisin diyor. Demiş olsun ki o da Kayserili. E olsun onları da Allah yarattı diyor. Ordulu değilsen zaten kıymeti harbiyesi yok. Samsun sınır komşusu mümkün değil. Ordudan bir adım dışarı çıkmışsan bitti. Zaten ben evliliğe 1-0 yenik başlamıştım. Ve Allah rahmet etsin ciddi mücadeleleri oldu benimle. Ama ben daha sonra görüyorum ki çok şey öğrenmişim. Çok şey kazanmışım. Çok çok yani şu anda olsa da başıma tac etsem. Şu anda olsa da onun sevabını alsam. Sessiz olun. Büyüklerinize sahip çıkın. Büyüklere, yaşlılara Allah bile hürmet ediyor. Onlar evin rahmeti, onlar evin bereketi, onlar evin rızık sebebi. Büyüklerinize sahip çıkın. Velev ki aranızda çok sıkıntılı şeyler yaşanmış olsun. Olabilir. Olabilir. Boş verin onları. Siz büyüklerinize sahip çıkın. Ben Allah rahmet etsin kayınvalidemi sevmiyordum. Sevmiyordum. Çünkü yok onun yaptıklarından dolayı. Aleyhimde mi konuşmadı, iftira mı atmadı, yalan mı söylemedi, şikayet mi etmedi. Allah ondan razı olsun. Rabbim onu cennetin en yüksek makamlarına çıkarsın. Çok uğraştım. Ama ben onu sevmek istedim. Ben onu sevmeyi çok istedim. Ve böyle mi yaptım? Çıkıyor mu böyle? Ses iyi geliyor mu? Peki. Ben onu sevmeyi çok istedim. Kendisi gibi eş olayım istedi. Ben de asla onun dediklerini yapmadım. Onu hiç kırmadım. Anneciğim sana göre böyle doğru olabilir ama ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben yaptığımın daha doğru olduğunu düşünüyorum dedim. Ama sana da laf anlatılmaz ki zaten ileride. Ve ben annem hükmündeki bir hanımefendiyi sevememenin ağırlığından çok rahatsızlık duydum. Ya Rabbi sevmek istiyorum, sen bana kolaylaştır. Ya Rabbi sevmek istiyorum, sen bana nasip et dedim.
Ona karşı hiçbir hissiyatım yok. Ne sarılasım var, köye gidiyor, arayasım yok. Ama bu beni çok rahatsız ediyor. Allah bana bir akıl verdi. Ne kadar şükretsem azdır. Şu anda dedim, oturan kayınvalidem değil de annem olsaydı ne yapardı? Hepsini ona yaptım. Anneciğim nasılsın diye boynuna sarılırdım. Gittim anneciğim nasılsın diye boynuna sarıldım. 3 çeşit yemeklik var, hangisini yapmamı istersin? Hangisini canın çekiyor derdim, gittim onu yaptım. Çünkü başka türlü bir his yok ona karşı. Hadi seni bir sudan geçireyim, duş almak ferahlıktır derdim, onu yaptım. Hadi seni bir arkadaşına gezdireyim derdim, onu yaptım. Hadi sana bir alışverişe çıkalım derdim, onu yaptım. Allah bana sevdirdi. Hem de çok sevdirdi. 10 yıl Alzheimer oldu. Bizim evimizde ne krizler yaşadık, ne sıkıntılar yaşadık. Ama şerefle, onurla 10 yıl geçirdik. Diyorum ki, kayınvalidemle, rahmetli Emine annemle geçirdiğim bir dakikalık zamanı dünyanın servetine değişmem. Dünyanın servetine değişmem. O yüzden Allah yanınıza bir yaşlıyı nasip ederse, bilin ki o sizin cennet sebebiniz. Bilin ki o sizin rahmet, o sizin bereket, o sizin Allah'ımızın razı olma vesilesi, kapısıdır. Bunu bir antiparantez olarak söyleyeyim. Bu da size çok iyi gelen, çok önemli ve çok güzel bir durumdur.